Gene de siz benim anlattıklarımı ona söylemek konusunda kendi doğru bulduğunuz yolu seçin. Bunların onu ne yoldan etkileyeceğini en iyi siz bilirsiniz. Yalnız anlattıklarımın ona yardım edip acısını hafifleteceğine yürekten inanmasam, böyle kendi aile dertlerimle sizi üzmezdim. Hele başkalarını batırıp kendimi yükseltmek istemiş gibi bir duruma hiç düşmezdim. Elinor ona içten gelen bir candanlıkla teşekkür etti ve Eliza'nın başına gelenleri öğrenmenin Marianne'e çok yararı dokunacağını da söyledi. Beni en çok üzen kız kardeşimin Willoughby'yi temize çıkarmak çabaları oldu Albay Brandon. Çünkü bu yüzden kendi kendini yiyip bitiriyor. Onun alçağın biri olduğuna tam olarak inanıp kurtulsa daha iyi. Bu durumda önceleri çok acı çekse de az zamanda rahata kavuşacağına inanıyorum. Kısa bir sessizlik oldu. Sonra Elinor, Barton'dan ayrıldığınızdan beri hiç Willoughby'yi gördünüz mü diye sordu. Albay gülmez bir yüzle, evet bir kere diye karşılık verdi. Bir kere görüşmemiz kaçınılmaz bir şeydi. Onun yüzünü görünce irkilen Elinor kaygılı bir sesle yoksa onunla düello falan diye sordu. Görüşmemize başkaca hiçbir neden olamazdı. Eliza istemeye istemeye aşığının adını bana açıklamıştı. Benim buraya gelişimden 2 hafta kadar sonra Willoughby'de gelince bir gün kararlaştırarak buluştuk. Yapılmış olan işi o savunmak, ben cezalandırmak üzere. İkimiz de yara almadan döndüğümüz için buluşmamızdan kimsenin haberi olmadı. Elinor onun böyle bir işi gerekli bulmuş olmasına üzülerek göğüs geçirdi. Ne var ki bir erkek ve bir askerdi bu karşısındaki adam. Elinor onun davranışını eleştirmek hakkını kendinde görmedi. Kısa bir duralamadan sonra Albay Brandon, anne ile kızın alın yazıları işte böyle hazin bir şekilde birbirine benzedi diye ekledi. Ben de elime verilen emanete karşı görevimi tam yapabilmiş sayılmam. Eliza hala Londra'da mı? Hayır. Onu bulduğumda doğum yapmak üzereydi. Lohusalığı biter bitmez çocuğuyla birlikte taşrada bir yere yerleştirdim. Orada kalıyor. Biraz sonra albay Elinor'un kız kardeşinden çok uzak kalmış olduğunu anımsayarak kalktı ve onun candan teşekkürleri arasında evden ayrıldı. Elinor'un yüreği ona karşı sevgi, saygı ve acımayla dolup taşıyordu. Elinor Dashwood bu konuşmanın özünü ilk fırsatta Marianne'e anlattı. Gel gelelim, aldığı sonuç pek de umduğu gibi olmadı. Marianne dinlediklerinin herhangi bir bölümüne inanmazlık etmiş değildi. Her şeyi gözünü kırpmadan uysal bir dikkatle dinledi. Ne bir şey söyledi ne de herhangi bir noktaya karşı çıktı. Willoughby'yi haklı çıkarmaya da kalkışmadı. Hatta akıttığı gözyaşlarından onun artık asla temize çıkarılamayacağının farkında olduğu anlaşılıyordu. Demek sevdiği adamın suçluluğuna iyice inanmıştı. Elinor bu inancın sonuçlarını görüyor ve seviniyordu. Marianne artık Albay Brandon'dan kaçmaz olmuştu. Onunla konuşuyordu. Hem de kendi isteğiyle onu anladığını ve saydığını belirterek konuşuyordu. Eskisi kadar sinirli ve alıngan olması geçmişti. Eskisinden daha az mutsuz değildi. Duyguları yatışmasına yatışmıştı ama bu kez iyice durgunlaşmış ve yüzü gülmez olmuştu. Willoughby'nin böyle gözünden düşmesi genç kıza onun sevgisini yitirmekten daha ağır gelmişti. Sevdiği adamın zavallı Eliza Williams'ı baştan çıkarıp yüzüstü bırakması ve sefalet çektirmesi, kendisine karşı da kim bilir ne kötü niyetler beslemiş olması içini öylesine kemiriyordu ki Mariancik duygularını ablasına bile açamıyordu. Oysa onun böyle derdini içine atması ablasını en açık ve aşırı sızlanmalardan daha çok üzüyordu. Elinor'un mektubunu alınca Bayan Dashwood'un hissettiklerini anlatmak kızlarının duygularını yinelemekten başka bir şey olmaz. Uğradığı hayal kırıklığı Maria'nınkinden geri kalmadığı gibi öfkesi de Elinor'unkinden aşkındı. Birbiri ardına yazdığı uzun mektuplarla kızlarına bu konudaki duygularını ve üzüntülerini anlatıyor, Marianne'e geçmiş olsun diyerek bu felakete göğüs germesi için yalvarıyordu. Annesi göğüs germekten söz ettiğine göre Marianne'in başına gelen felaket gerçekten önemli bir şey olsa gerekti. Annesi ona kederini başıboş bırakmayı değil, bu kedere gem vurmayı sağlık verdiğine göre bu konuda üzüntü çekmeyi küçültücü ve utandırıcı buluyor demekti. Bayan Dashwood kendi özlem ve isteğini hesaba katmayarak Marianne'in şu sırada Barton'dan uzak olması gerektiğine karar vermişti. Öyle ya, Barton'da gördüğü her şey Willoughby'yi genç kızın gözünün önüne getirerek her an geçmiş anıları canlandıracak ve derdine dert katacaktı. Bu yüzden Bayan Dashwood kızlara Bayan Jennings'in yanından hemen ayrılmayı düşünmemelerini söylüyordu. Kızların Londra'da kalacakları süre hiçbir zaman kesinlikle kararlaştırılmamış olmakla birlikte en az 5 ya da 6 hafta olarak düşünülmüştü. Londra'da oyalanacak daha çok iş ve insan, görüp gezecek daha çok yer bulabilecekleri ortadaydı ve anneleri Marianne'in ister istemez ucun ucun derdini unutup avunabileceğini, hatta şu sırada aklı böyle bir şeyi almasa da zamanla biraz neşe bulacağını umuyordu. Bayan Dashwood kızının Willoughby'yi görmek tehlikesinden Londra'da da Barton'daki kadar uzak olduğuna inanıyordu. Çünkü Marianne'in dostu olan herkes nasılsa bundan böyle Willoughby ile bütün ilişkilerini kesecekti. Kasıtla ya da ihmalcilik sonucu karşılaşmaları hiç olacak şey değildi. Rastlaşmaları olasılığı da Londra'nın kalabalığında daha azdı. Oysa Bayan Dashwood, Willoughby'nin evlendikten sonra Allenham'a gelebileceğine yavaş yavaş kesin gözle bakmaya başladığından, onların Barton'ın tenhalığında karşı karşıya gelmelerini daha olası buluyordu. Çocuklarının Londra'da kalmalarını istemesinin bir nedeni daha vardı. Üvey oğlu bir mektupla Şubat'ın yarısına doğru Londra'ya gideceklerini bildirmişti ve Bayan Dashwood kızlardan ara sıra üvey ağabeylerini görmelerini yerinde buluyordu. Marianne annesi ne derse onu yapacağına söz vermişti. Şimdi de onun tasarılarına karşı çıkmadan boyun eğdi. Oysa annesinin düşünceleri kendi istek ve umutlarının tam tersiydi. Genç kız annesinin kararının baştan aşağı yanlış, bu kararın dayandığı temelin hatalı olduğuna, kendisini Londra'dan almamakla derdinin dermanından, yani annesinin sıcak koynundan yoksun bıraktığına, yabancı yer ve kişiler arasında kaldıkça bir an bile gönül rahatına kavuşamayacağına inanıyordu. Gene de kendine felaket getiren olayın hiç değilse ablasının işine yarayacağına seviniyordu. Beri yandan Elinor'da Edward'dan kaçınmanın tam anlamıyla elinde olamayacağını seziyor ve Londra'da uzun kalışlarının kendini üstse de Marianne yönünden hemen Devon'a dönmekten daha hayırlı olacağını düşünerek kendini avutuyordu. Kız kardeşini Willoughby'nin adını duymaktan korumak amacıyla gösterdiği çabalar boşa gitmedi. Marianne bu çabalardan habersiz olmakla birlikte ablasının tedbirli olmasının çok yararını gördü. Marianne'in yanındayken ne Bayan Jennings, ne Sir John, ne de Bayan Palmer, Willoughby'nin adını ağızlarına alıyorlardı. Elinor, onların kendisinin yanındayken de aynı biçimde dillerini tutabilmelerini pek istiyordu. Ama bu pek olacak bir iş değildi. Ve Elinorcuk, Tanrı'nın her günü çaresiz hepsinin Willoughby'ye ateş püskürmesini dinlemek zorunda kalıyordu. Durumu Sir John'un aklı almamıştı. Oldum olası iyi diyebildiği bir adam. Öylesine geçimli bir çocuk. Hele biniciliği. Tüm ülkeyi tarasanız ondan daha gözü pekini bulamazdınız. Akıl sır ermez bir işti vesselam. Sir John ona bütün varlığıyla lanet okuyordu. Nerede rastlarsa rastlasın, iki dünya bir araya gelse konuşmayacaktı onunla. Barton'daki av sığınağında karşılaşsalar da yan yana 2 saat bekleseler bile konuşmayacaktı işte. Böyle alçak bir köpek, böyle ikiyüzlü, namussuz bir herif. Yahu daha son görüşmelerinde Sir John ona Folly'nin yavrularından birini sunmuştu. Sonu böyle mi olmalıydı bu işin? Bayan Palmer da kendince köpürüyordu. Willoughby ile dostluğu hemen kesmek niyetindeydi. Hele onunla hiç tanışmamış olduğuna 1000 kez şükrediyordu. Keşke Combe Mina denilen yer Cleveland'ın o kadar yakınında olmayaymış. Gene de pek fark etmezdi. Çünkü nasılsa 2 yerin arası gidip gelinemeyecek derecede uzaktı. Bayan Palmer, Willoughby'den o denli iğrenmişti ki bir daha adını ağzına almamaya kararlıydı. Önüne her çıkana da onun nasıl hayırsızın biri olduğunu söyleyecekti işte. Bayan Palmer'ın kızlardan yana olduğunu göstermek üzere yaptığı öteki iş, yaklaşan düğünle ilgili olarak toplayabildiği kadar bilgi toplamak ve bunları Elinor'a iletmekti. Genç kadın, yeni evlilerin arabalarını hangi arabacıya ısmarladıklarını, Bay Willoughby'nin portresinin hangi ressama yaptırılacağını ve Miss Grey'in giysilerinin hangi mağazada görülebileceğini öğrenmekte gecikmemişti. Yalnızca Lady Middleton'ın bu konuda gösterdiği terbiyeli ve serin kanlı ilgisizlik Elinor'a, diğerlerinin şamatalı dostluğu yüzünden yıpranan sinirlerini biraz dinlendirme fırsatı veriyordu. Çevresindeki dostları arasında hiç değilse bir tanesinin kendisiyle ilgilenmeyeceğine, hiç değilse bir kişinin görür görmez ona havadis veren kız kardeşinin durumunu sormayacağına güvenebilmek büyük bir rahatlıktı doğrusu. Bazen olaylar ve koşullar insanların bir takım özelliklerini gerçek değerinden daha yükseklere çıkarır. Elinor da şimdi çevrenin işgüzarca dert ortaklığından bezdikçe etiket kurallarına saygı gösteren görgü ve terbiyeyi iyi yüreklilikten üstün tutuyordu. Lady Middleton olaya yaklaşımını günde bir ya da lafı çok geçse de iki kez "Aa, gerçekten rezalet vallahi" diyerek ortaya vuruyordu. Bu hafif, gene de sürekli boşalma sayesinde Dashwood kız kardeşleri işin başlangıcından beri hiç heyecansız karşılayabilmiş ve çok geçmeden onları görünce konuyu aklına bile getirmez olmuştu. O bir tek cümleyle kendi cinsinin şerefini destekleyip karşı cinsi kesinlikle ayıpladıktan sonra kendi işlerine dalmakta hiçbir sakınca görmemişti. Aynı zamanda Miss Grey hem şık hem servis sahibi bir kadın olduğuna göre Lady Middleton, kocasının karşı çıkmasını göze alarak düğünden sonra onunla görüşmeye kararlıydı. Albay Brandon'ın gösterdiği ince, göze batmayan ilgi ise Elinor'u hiçbir zaman rahatsız etmiyordu. Bu adam, Marianne'in uğradığı düş kırıklığını yumuşatmak uğruna gösterdiği candan çabayla bu konuyu yakın bir arkadaş gibi tartışabilmek hakkını fazlasıyla kazanmıştı ve Elinor onunla sık sık bu meseleyi görüşüyordu. Albay'ın geçmişte çektiği acıları ve şu sıradaki utanç ve sıkıntısını açıklamak fedakarlığına karşılık olarak bulduğu başlıca ödül, Marianne'in bazen ona bakarken gözlerinde beliren yumuşak ışık ve onunla konuşurken, gerçi bu pek seyrek bir şeydi, sesine gelen yumuşak tondu. Bunlar Albay'a yaptığı jest sayesinde sevdiği kızın iyi niyetini kazanmış olduğunu gösteriyor ve Elinor'a da bu iyi niyetin zamanla daha güçlenebileceği konusunda umutlar veriyordu. Bunlardan hiç haberi olmayan, yalnızca Albay'ın hala eskisi gibi durgun gezdiğini gören Bayan Jennings, onun aklını hemen Marianne'e evlenme önermeye ya da kendini aracı olarak kullanmaya yatıramadıkça düğünün yaz ortasında değil de Michael Mars yortusunda yapılacağını ileri sürer olmuştu. Bir hafta kadar sonra onların hiçbir zaman evlenmeyeceklerine kalıbını basmaya başladı. Hatta Albay Brandon ile Elinor'un arasından su sızmadığına bakılırsa, Albay'ın dut ağacıyla su kanalına ve porsuk koruluğuna en büyük Miss Dashwood konacağı benzerdi. Zaten Bayan Jennings, Edward Ferrars'ı ne zamandır aklından silmişti. Şubat başlarında Willoughby'nin mektubunun üzerinden daha 15 gün geçmeden Elinor, kız kardeşine onun evlendiğini söylemek gibi acı bir görevi yüklenmek zorunda kaldı. Marianne'in her sabah heyecanla gazeteleri gözden geçirdiğini biliyordu. Onun haberi ilk olarak gazetede okumasını istemediğinden nikahın kıyıldığını öğrenir öğrenmez kendisi gidip söylemeye önem vermişti. Marianne haberi kendini soğukkanlı olmaya zorlayarak karşıladı. Bir fikir yürütmedi ve başlangıçta ağlamadı. Ne var ki biraz sonra gözyaşlarını tutamaz oldu ve o günü Miss Grey olayını ilk öğrendiği zamanki kadar büyük bir üzüntü içinde geçirdi. Willoughby'ler evlenir evlenmez Londra'dan ayrıldılar. Artık onları görmek tehlikesi ortadan kalktığına göre Elinor ilk sarsıntıyı geçirdiğinden beri evden çıkmamış olan kardeşini yola getirerek yavaş yavaş gene gezmeye götürebileceğini ummaya başladı. Bu arada Londra'ya gelmiş ve Holborn'daki kuzenlerinin yanına yerleşmiş olan Steele kız kardeşler, Conduit ve Berkeley sokaklarındaki daha zengin akrabalarının evlerine de uğramışlar ve hepsinden büyük yakınlık görmüşlerdi. Onların gelişine tek üzülen galiba Elinor'du. Onların varlığından oldum olası sıkılırdı. Hele şimdi Lucy'nin onu hala Londra'da bulmakla kapıldığı coşkun sevince terbiyesini bozmadan nasıl karşılık vereceğini bilemedi. Lucy hala sözcüğünün üstüne tekrar tekrar basarak "Hala burada olmasaydınız da sizleri bulamasaydık doğrusu pek üzülecektik. Benim içime doğuyordu burada olacağınız" diyordu. "Gerçi Barton'dayken siz bana kesinlikle bir aydan fazla kalmayacağınızı söylemiştiniz. Gene de ben Londra'dan kolay kolay ayrılamayacağınızı biliyordum. Zaten gelince kararlarını değiştirirler diyordum içimden. Abinizle yengeniz gelmezden önce gitseydiniz pek yazık olurdu doğrusu. Şimdi de artık gitmekte pek acele etmezsiniz gibi geliyor. Verdiğiniz kesin karardan döndüğünüze göre öyle çılgınca seviniyorum ki bilemezsiniz." Elinor onun ne demek istediğini açıkça anlıyor ve anlamaz görünmek için bütün iradesini kullanmak zorunda kalıyordu. Bayan Jennings, "Ey kızlar, neyle geldiniz bakalım?" diye sordu. Büyük Miss Steele hemen "Posta arabasıyla değil" diye gerile gerile yanıtladı. "Özel olarak tutulmuş bir arabayla geldik. Yanımızda da bomba gibi bir kavalyemiz vardı. Doktor Davis de buraya geliyormuş. Onunla ortaklaşa bir araba tutalım dedik. O da iyice centilmenlik yaptı. Bizden 10-12 şilin daha fazla ödedi." Bayan Jennings, "O pek güzel doğrusu" dedi. "Doktorumuzun da bekar olduğunu elbet biliyorsunuz." Anne Steele, "Aman siz de" diye kırıttı. "Bana da şu Doktor Davis konusunda takılan takılana. Nedendir bilmem. Kuzenlerim yemin kıyamet doktorun gönlünü çaldın diye tutturuyorlar. Oysa benim adamcağızı düşündüğüm bile yok. Geçen gün doktorun karşı kaldırımdan geldiğini görünce bizim Nancy, 'Aa bak senin kavalye geliyor' demez mi? Daha neler dedim ben de. Ne demek istediğini anlayamıyorum. Doktorla benim aramda hiçbir şey yok dedim." Bayan Jennings, "İyi demişsin ya, hepsi boşuna" dedi. "Doktor Bey'de iş var gibi geliyor bana." En sözüm ona üzülerek, "Aa canım çıksın ki yok" diye karşılık verdi. "Çok rica ederim, böyle bir söylenti duyduğunuz zaman hemen yalanlayın." Bayan Jennings böyle bir şeyi dünyada yapmayacağına yemin etti ve Anne Steele'in mutluluğu tam oldu. Düşmanca taşlamalara biraz ara vermiş olan Lucy yeniden saldırıya geçerek, Miss Dashwood, abinizle yengeniz gelince gider, onlarda kalırsınız sanıyorum" dedi. Elinor, "Ben hiç sanmıyorum" diye yanıtladı. "Aa kalırsınız işte, bakın görürsünüz." Elinor onun ekmeğine yağ sürmek istemediğinden ses çıkarmadı. Lucy, "Annenizin size böyle uzun zaman izin vermesi ne güzel" diye diretti. Bayan Jennings, "Uzun zamanmış" diye araya girdi. "Ayol onlar buraya daha yeni geldiler sayılır." Bu yanıt Lucy'nin ağzını kapadı. Anne Steele, "Kız kardeşinizi göremediğimizi üzülüyoruz Miss Dashwood" dedi. "Çünkü onlar gelince Marianne kendi odasına çıkmıştı. Hastalanmış olması da ne kötü. Eksik olmayın. Marianne de sizleri göremediğine pek üzülecek. Son zamanlarda asabı bir baş ağrısı çıktı. Tutturdu mu ne konuşabiliyor ne de oturabiliyor. Vah vah pek yazık. Ancak Lucy ile ben onun yabancısı sayılmayız. Bizim geldiğimizi bilse yanımıza çıkar sanıyorum. İnanın bize onunla tek laf etmeyiz." Elinor bu öneriyi büyük bir incelikle geri çevirmek zorunda kaldı. Kız kardeşinin soyunup yatmış olduğunu, bu yüzden gelemeyeceğini söyledi. Abla Miss Steele, "Aa ortadaki engel buysa biz çıkar onu görürüz" diye yanıtladı. Elinor bu denli yüzsüzlük karşısında kendini tutamayacağından korkmaya başlamıştı ki Lucy'nin ablasına çarptığı azar onu bu külfetten kurtardı. Lucy'nin bu çıkışı gene her zamanki gibi kendisini biraz çaçaronlaştırmasına karşın hiç değilse ablasını hizaya getirmeye yaramıştı. Marianne epey bir direndikten sonra bir sabah ablasının yalvarışlarına boyun eğerek yarım saatliğine onunla ve Bayan Jennings'le gezintiye çıkmaya razı oldu. Gene de ev ziyaretine gitmemeyi şart koştu ve yalnızca Sackville Sokağı'ndaki kuyumcu Grey'in dükkanına kadar gidebileceğini bildirdi. Elinor bu kuyumcuda annesinin bazı modası geçmiş ziynetlerini yenileriyle değiştirmek istiyordu. Dükkana varınca Bayan Jennings sokağın başında gidip görmesi gereken bir hanım arkadaşı olduğunu anımsadı. Kendisinin kuyumcuda yapacak işi olmadığına göre kızlar dükkandayken onun arkadaşına uğrayıp dönmesi kararlaştırıldı. Üst kata çıktıklarında Dashwood kız kardeşler dükkanın çok kalabalık olduğunu ve o sırada kendilerine bakacak bir tezgahtar bulunmadığını görerek beklemek zorunda kaldılar. En tenha buldukları tezgahın ucunda oturup sabretmekten başka çareleri yoktu. Burada tek bir müşteri vardı ve Elinor onun kendilerinin beklediğini görünce işini daha çabuk bitirebileceğini umuyordu. Yazık ki bu beyefendinin titizliği ve her şeyi ince eleyip sık dokuma huyu nazikliğinden baskın çıktı. Kendisi bir kürdan kutusu ısmarlamaktaydı. Dükkandaki her kutuyu en azından bir çeyrek saat evirip çevirerek inceledikten sonra istediği kutunun boyunu, biçimini ve üzerindeki süsleri gene kendi aklından bulup çıkardı ve yalnızca ondan sonradır ki sırada bekleyen iki kızla ilgilenecek zaman buldu. Bu ilgi de 3-4 kez dönüp gözlerini dikerek onları açıkça süzmekten başka bir şey değildi. Böylelikle Elinor 2 dirhem bir çekirdek giyinip süslenmiş bir erkeğin güçlü, doğal ve yalın anlamsızlıktaki yüzünü görmek fırsatına erişti. Onun kendilerine böyle küstahça bakması ve gösterilen bütün kürdan kutularını korkunç bulan zübbeliği karşısında küçümseme ve öfkeye kapılmak sıkıntısından Marianne yakayı kolay sıyırmıştı. Çünkü bütün bunlardan haberi bile olmamıştı. Kendi iç dünyasına kapanıp çevresinde olup bitenleri görüp duymamak onca kuyumcu Grey'in dükkanında da kendi yatak odasındaki gibi kolaydı. Sonunda mesele karara bağlandı. Fil dişinin, altın ve incilerin yerleri belirginleşti. Beyefendi bu kürdan kutusuna sahip olmadan daha birkaç gün yaşayabileceğini bildirdikten sonra telaşsız bir özenle eldivenlerini giydi. Kızlardan yana beğeni belirtmekten çok onların beğenisini hak sayan bir bakış fırlatarak gerçek bir kendini beğenmişlikle yapmacık bir umursamazlığın bağdaşmasından doğan çekici bir edayla dışarı çıktı. Elinor hiç vakit geçirmeden alışverişe girişti ve işini tam bitirmek üzereyken yanı başında bir beyefendi daha belirdi. Genç kız onun yüzüne doğru baktı ve biraz şaşkınlıkla üvey ağabeyini gördü. Onların sevinç ve sevgiyle birbirlerine sarılmaları kuyumcudaki müşterilerin pek hoşuna gitti. John Dashwood kız kardeşlerini gördüğüne gerçekten sevinmişti. Onlar da sevinmişlerdi. John Dashwood saygı ve incelikle üvey annesinin hatrını sormayı da ihmal etmedi. Elinor ağabeyle yengesi Fanny'nin Londra'ya 2 gün önce gelmiş olduklarını öğrendi. John, "Dün gelip sizi görmeyi pek istiyorduk, olamadı işte," diyordu. "Harry'i Exeter'deki vahşi hayvanlara götürdük. Sonra da akşama dek Bayan Ferrars'ın yanındaydık. Harry hayvanlara bayıldı. Bu sabah niyetim gelip sizi görmekti. Gel gelelim, insan şehre ilk geldiğinde yapacak öyle çok işi oluyor ki bu sabah da buraya Fanny'ye bir mühür ısmarlamaya geldim. Artık yarın mutlaka Berkeley Sokağı'na gelip dostunuz Bayan Jennings'le tanışacağımı umuyorum. Duyduğuma göre iyice varlıklı bir hanımmış. Sonra beni Middleton'larla da tanıştırmanızı istiyorum. Üvey annemin akrabaları olduklarına göre onlarla dostluk kurmayı çok isterim. Anladığıma göre size pek iyi komşuluk ediyorlarmış. Hem de çok iyi. Bize gösterdikleri inceliği, yakınlığı anlatamam. Bizim rahatımızı bizden çok düşünüyorlar. İşte buna çok sevindim. İnan olsun, pek sevindim. Ne var ki böyle olması yakışık alırdı zaten. Bunlar servet sahibi kişiler. Akraba da olduğunuza göre sizi rahat ettirebilecek hiçbir çabadan kaçınmamaları bir dereceye kadar boyunlarının borcu sayılır. Demek küçük evinize bir güzel yerleştiniz, hiçbir eksiğiniz yok. Edward bize evinizi öyle bir övdü ki tam tipik bir köy evi diyordu. Sizler de iyice gönül vermesiniz bu eve. Bunları duymak bizlerin de öyle bir içine sindi ki bilemezsiniz." Elinor üvey ağabeyi adına birazcık utandı doğrusu. Tam o sırada Bayan Jennings'in uşağının gelişiyle karşılık vermek zorunluluğundan kurtulduğuna da hiç üzülmedi. Adam hanımının onları kapıda beklediğini haber vermeye gelmişti. John da onlarla birlikte aşağı indi. Bayan Jennings'le fayton kapısında tanıştı. Ertesi gün onları görmeye geleceğini umduğunu yineledi ve oradan ayrıldı. John Dashwood ertesi sabah gerçekten de onları görmeye geldi ve onunla birlikte gelmediği için karısı adına özür diler gibi yaptı. Fanny hem annesinin başını beklediğinden hiçbir yere çıkacak vakit bulamıyormuş. Bayan Jennings'e onu hemen bu işlerde hiç sıraya bakmadığını, gerçekte akraba sayılabileceklerini ve kendisinin yakın zamanda Bayan Dashwood'u görmeye gelerek kızları da getireceğini söyledi. John kız kardeşlerine çok yakın duruyor ve Bayan Jennings'e karşı da büyük bir saygı gösteriyordu. Bir süre sonra Albay Brandon içeri girince John ona da şöyle bir baktı. Bu bakış, "Bana yalnızca onun zengin olduğunu söyleyin yeter. Ona da hemen aynı yakınlık ve saygıyı göstermeye hazırım" der gibiydi. John Dashwood onların yanında yarım saat kaldıktan sonra Elinor'dan kendisini Conduit Sokağı'na götürecek Sir John'la Lady Middleton'a tanıştırmasını rica etti. Hava çok güzel olduğundan Elinor da bu tasarıyı olumlu karşıladı. Sokağa çıkar çıkmaz abi sorguya başladı. "Kimdir bu Albay Brandon? Varlıklı bir insan mı?" "Evet. Dorset eyaletinde büyük mülkleri var. Sevindim buna. Çok efendi bir adama benziyor." "Elinor, kendine çok güzel bir gelecek hazırladığından ötürü seni kutlayabileceğimi sanıyorum." "Ben mi abiciğim? Ne demek istiyorsunuz?" "Senden hoşlanıyor. İyice dikkat ettim ona. Bu kanıya vardım. Ne kadar parası var acaba?" "Yılda 2000 kadar sanıyorum." John, "Yılda 2000 diye yankıladı. Sonra sevgi ve cömertlikle coşarak, "Ah Elinor, senin adına bunun 2 katını dilerdim" diye ekledi. "Elinor, eksik olmayın abicim" dedi. "Yalnız ben de Albay Brandon'ın benimle evlenmeyi aklından bile geçirmediğine inanıyorum." "Yanılıyorsun Elinor, çok yanılıyorsun. Sen biraz çaba gösterirsen o çantada keklik sayılır. Belki şu sırada tam kararlı değildir. Senin fazla paranın olmayışı yüzünden duraksıyordur. Arkadaşları da onu senden caydırmaya çalışıyor olabilirler. Ne var ki siz hanımların pek ustası olduğunuz o ufak tefek kışkırtmalar, cesaret verip pohpohlamalar sayesinde onu bal gibi tavlayabilirsin. Neden azıcık uğraşmayasın bu uğurda? Nasılsa gönlünün başka bir sahibi olamaz. Uzun lafın kısası, o biçim bir ilişkinin söz konusu bile olamayacağını biliyorsun. Aşılmaz engeller var ortada. Sen de bunu görebilecek kadar aklı başında bir insansın. İyisi mi? Albay Brandon'da karar kıl sen. Ben de seni ve ailemizi ona sevdirmek için elimden geleni yaparım. Pek uygun bir çift olursunuz." John sesini alçaltarak, kendini toparlayarak, "Demek istediğim, hepimiz senin mutlu bir yuva kurmanı isteriz elbet" diye ekledi. "Özellikle Fanny hep senin iyiliğini düşünür, buna inan. Annesi de öyle. Bayan Ferrars çok iyi yürekli bir hanımdır. Seni mutlu görmeye can atıyor. Geçen gün kendi ağzıyla söyledi." Elinor buna karşılık vermeye kalkışmadı. John sözüne devamla, "Doğrusu çok tuhaf olur" dedi. "Fanny'nin erkek kardeşiyle benim kız kardeşim aynı zamanda evlenirlerse pek hoş olmaz mı? Galiba da öyle olacak." Elinor titremeyen bir sesle, "Edward Ferrars evleniyor mu?" diye sordu. "Tam kararlaşmış değilse de böyle bir iş var. Keşke herkesin annesi onunki gibi olsa. Eğer Edward bu kızı alırsa anneciği bütün cömertliğiyle kesenin ağzını açıp 1000 altın yıllık bağlayacak. Kız da ölmüş Lord Morton'ın tek kızı olan Honorable ünvanlı Miss Morton ki 30.000 altın ağırlığı var. İki tarafta birbirine pek uygun. Sonunda bu işin olacağına ben inanıyorum. Yılda 1000 altını temelli gözden çıkarmak çok şey ya. Bayan Ferrars melek gibi kadın. Baksana, onun açık evliliğine bir örnek daha vereyim. Geçen gün biz Londra'ya daha adım atır atmaz Bayan Ferrars biraz darda olduğumuzu sezmiş gibi Fanny'nin eline 200 altınlık para sıkıştı. Pek de makbule geçti doğrusu. Burada masrafımız çok oluyor." John kız kardeşinden onay, beğeni ve anlayış bekleyerek duraladı. Elinor da kendini zorlayarak, "Sizin masraflarınız kentteyken de konaktayken de ağırdır sanırım" dedi. "Neyse ki geliriniz bol." "Pek de birçoklarının sandığı kadar bol değil sanıyorum. Gene de durumumdan yakınıyor değilim. Halimiz vaktimiz yerinde sayılır. Zamanla daha da iyi olacak umarım. Şu sırada Norland meydanlığının çevresini kapattırmaya su gibi para harcıyorum. Birkaç ay önce de ufak bir mülk satın aldım. Doğu Kingdom çiftliği, hani bileceksin, ihtiyar Gibson'ın yeri. Orasını satın almam her bakımdan gerekliydi. Hatta bir tür görevdi. Çünkü tam benim topraklarıma bitişik bir yer. Başkasının eline geçseydi kendi kendimi bağışlayamazdım. Ne yapalım? İnsan sırasında rahatı uğruna para harcamasını bilmeli. Bu da bana pek pahalıya oturdu. Gerçek değerinin üstünde mi para ödediniz? Hiç de değil. Aldığımın ertesi günü kârıyla satabilirdim. Yalnız çiftliği kapatmak için gerekli parayı zor toparladım. Senet borsasında fiyatlar hayli düşüktü. Bankada yeterli param olsaydı ağır kayıplara uğrayabilirdim. Elinor bu sözlere gülümsemekten başka yapabilecek bir şey yoktu. Zaten Norland'a yerleşirken de bir takım ağır masraflara girmek zorunda kaldık. Sevgili babamız, sen de biliyorsun, Stanhill'den kalma bütün eşyayı annenize vermişti. Hem de çok değerli eşyalar. Babamızın bu davranışından yakınmak benim aklımın ucundan bile geçmez. Kendi eşyasını dilediğine vermek en birinci hakkıydı elbet. Ne var ki bu yüzden bizler yeni baştan yatak ve sofra takımları filan satın almak durumuna düştük. Bütün bu masraflardan sonra hiç de zengin sayılamayacağımızı, Bayan Ferrars'ın cömertliğinin ne denli makbule geçtiğini sen de görüyorsun. Elbette diye Elinor yanıtladı. Umarım onun sayesinde yakında iki yakanız bir araya gelir. John Dashwood ciddi 1-2 yıl sonra rahata erişeceğimizi umuyorum. Ancak daha çok işimiz var diye devam etti. Fanny'nin limonluğunun bir tek taşı bile yerine konmuş değil. Çiçek bahçesi de kağıt üzerinde kaldı. Limonluk nereye kurulacak? Evin arkasındaki bayıra. Bütün o yaşlı ceviz ağaçları kesilip yer açılacak. Parkın birçok yerinden görülebilen pek güzel bir manzarası olacak. Çiçek bahçesi de limonluğun tam önünden aşağı doğru inecek. Yamaçtaki bütün o ihtiyar çalılarla fundaları temizledik. Elinor üzüntü ve eleştirilerini içine gömdü ve Maria'nın burada olup da insanın tepesini attıran konuşmaları dinlemek zorunda kalmadığına sevindi. John Dashwood şimdi artık yoksulluğunu açığa vurmuş ve kuyumcu Grey'e bir dahaki gidişinde kız kardeşlerine hiç değilse birer çift küpe almak zorunluluğundan kurtulmuştu ya, neşesi yerine geldi ve Elinor'u Bayan Jennings gibi bir dostu olduğundan ötürü kutlamaya koyuldu. Pek eşsiz bir hanıma benziyor doğrusu. Evine, yaşayış tarzına filan bakılırsa hayli varlıklı olsa gerek. Böyle bir dostluktan şimdiye dek gördüğünüz yararlar bir yana sonunda gerçek bir kazanç sağlayabilirsiniz. Sizi böyle Londra'ya çağırması sizin için pek olumlu bir durum. Size bu denli değer verdiğine göre öldüğü zaman da unutulmayacağınızı sanıyorum. Kim bilir ne büyük bir miras bırakır. Ben de tam tersini düşünüyorum. Çünkü nesi varsa ortak olduğundan hepsi çocuklarına kalacak. Gene de gelirini olduğu gibi harcamıyor ya bu hatun. Biraz aklı başında olan hiç kimse yapmaz bu işi. O da biriktirdiği parayı dilediğine bırakabilir. Siz de onun bu parayı kendi kızlarına bırakmaktansa bize bırakmasını daha mı akla yakın buluyorsunuz? Kızlarının ikisine de pek parlak kocalar bulmuş. Bir de miras bırakıp ne olacak? Bir yandan sizi böyle kanadının altına alıp bağrına basmakla size karşı bir çeşit sorumluluk yüklenmiş oluyor ki vicdan sahibi bir kadın bunu hafife alamaz. Size anne gibi davranıyor. Böyle davranmakla ne umutlar uyandırdığını bilmez değildir herhalde. Ne var ki gerçekte hiçbir umut uyandırmıyor. Gerçekten abicim. Siz bizim iyiliğimizi, mutluluğumuzu düşüneceğim derken biraz aşırı hayaller kuruyorsunuz galiba. John Dashwood kendini toparlar gibi oldu. Sonra gerçekten de dedi. İnsanların elinden pek bir şey gelmiyor ona bakarsan. Her neyse Elinor'cum, bizim Marianne'in nesi var kuzum? Çok bitkin görünüyor. Bu rengi uçmuş, iyice zayıflamış. Hasta mı? Pek iyi değil. Haftalardır sinirleri bozuk. İşte buna çok üzüldüm. Bu yaşta herhangi bir hastalığa tutulursa bütün güzelliği geçer. Bir daha da geri gelmez. Pek kısa sürdü onun güzelliği. Geçen Eylül bir içim suydu oysa. Tüm erkeklerin başını döndürebilecek bir tipti. Güzelliğinde erkek gözünü özellikle çeken bir yön vardı. Hiç unutmam. Fanny de onun senden daha önce evlenip daha zengin bir koca bulacağını söylerdi. Seni de canı gibi sever bilirsin. Bu yönden ona öyle gelirdi. Yazık ki dediği gibi çıkmayacak. Marianne şu durumuyla yılda çok 5-6 yüzlükten üstün bir parti vurabilirse şaşarım. Sen ondan Daha iyi bir koca kıvıracaksın sanıyorum. Demek Dorset eyaletinde ha? Ben Dorset'i pek az bilirim. Yakında daha iyi tanımak fırsatı bulacağıma seviniyorum. Çünkü Fanny ile ben senin mutlu yuvana ilk çağırdığın konuklar arasında bulunacakmışız gibi geliyor bana. Sevine sevine geleceğimize inanabilirsin. Elinor bütün ciddiliğiyle Albay Brandon'la evlenmeyeceğini onun aklına sokmaya çalıştı. Gel gelelim üvey ağabeyi böyle bir evlenmeyi öyle uygun buluyordu ki albayla dostluğu ilerleterek onların çöplerini çatmak uğruna elinden geleni yapmaya gerçekten kararlıydı. Kız kardeşlerine karşı ağabeylik görevini yapmamış olmaktan ötürü duyduğu vicdan sızısı yüzünden istiyordu ki başka herkes onlara bol bol yardım etsin. Bayan Jennings'in bırakabileceği bir miras ya da Albay Brandon'ın yapacağı bir evlenme önerisi onun kendi ilgisizliğin bedelini ödeyebilmesi için en kestirme yoldu. Şansları varmış. Lady Middleton'ı evde buldular. Sir John da onlar kalkmadan geldi. İki taraf da birbirlerine karşı bol nezaket gösterisinde bulundular. Sir John zaten karşısına çıkan kim olursa olsun sevmeye dünden hazırdı. Bu Bay John Dashwood'dan atlardan pek anlamamakla birlikte çok iyi bir insan olduğuna karar vermekte gecikmedi. Lady Middleton da konuğun giyimini modaya yeter derecede uygun bulduğundan görüşebilecek bir insan olduğu sonucuna vardı. John Dashwood ise onların ikisini de pek beğenmişti. Yürüyerek geri dönerlerken Fanny'e pek güzel şeyler anlatacağım diyordu. Lady Middleton'ın ne zarif bir hanımefendiymiş öyle. Fanny onu görse bayılır. Bayan Jennings de kızı kadar şık olmasa bile terbiyeli bir kadın. Bence yengeniz onunla görüşmekten hiç çekinmemeli. Ne yalan söyleyeyim, şimdiye dek durum böyleydi. Çünkü Bayan Jennings hakkında tek bildiğimiz esnaflık yoluyla para kazanmış bir adamın dul karısı olduğuydu. Bu yüzden hem Fanny hem de annesi onun kızlarının bizim dengimiz olmadığına peşin karar vermişlerdi. Ne var ki şimdi ben hem Bayan Jennings hem de Lady Middleton konusunda onlara olumlu rapor verebilirim.